Ege'nin Sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bültenine hoş geldiniz. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan piyade uzman çavuş Muhammed Emin Önk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit piyade uzman çavuş Önk, 20 Ağustos'ta Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. ...3 Ağustos tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin tabutu askerler tarafından büyük bir saygıyla taşındı ve tabutunun başında nöbet tutuldu. Şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Şehit uzman çavuş Önk'ün 26 yaşında ve 2 yıllık evli olduğu öğrenildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Aydın'da yolcu otobüsünün yayaya çarpıp yan yatması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. İkisi yabancı uyruklu, 10 kişi yaralandı. Yemin olur, çarşı tutun, Aydın'da yolcu otobüsünün bir yayaya çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. İkisi yabancı uyruklu, 10 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahsın yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahıs olduğu ve henüz kimliğinin tespit edilemediği belirtildi. Kaza, Çine Hallaçlar mevkii Aydın Omula Karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla Marmaris'ten kalkıp İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Metro Turizm'e ait otobüs, 15 yolcusu ve 2 şoförüyle birlikte seyir halindeyken Çine Hallaçlar mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen bir şahsa çarptı. Bu sırada hakimiyeti kaybolan otobüs şarampole yan yattı. Kapıları kilitlenen ve sağ tarafı dağ dayandığı için çıkışı olmayan otobüsteki yaralılar UMKE, AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kırılan camlardan çıkarılabildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşıp kurtarma çalışması başlatan UMKE ve AFAD ekipleri otobüse merdiven dayayarak yaralılara müdahale etti. Nereden geliyordunuz? Muğla'dan kalktık. Nereye gidecekti otobüs? Direkt İstanbul'a. Geçmiş olsun. Önce bir yayaya çarpmış galiba. Onları görmedim. Sadece cam patlamasını ve otobüste sıkışan yaralı yolcular boyunluk takılıp sedye yardımıyla otobüsten alınırken, kurtarılan yaralılar Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. İlk hareketi Muğla'nın Marmaris ilçesinden başlayıp yolcuların büyük çoğunluğunu Muğla merkezden aldığı öğrenilen Metro Turizm otobüsündeki yolcular, gürültü üzerine kazayı fark ettiklerini belirterek şoförü de hızlı gitmemesi konusunda uyardıklarını belirttiler. Nereden geliyordunuz? Muğla'dan kalktık. Nereye gidecekti otobüs?
direkt İstanbul'a gidiyor. Geçmiş olsun. Önce bir yayaya çarpmış galiba. Onları görmedim. Sadece cam patlamasını ve dumanları uyandı. İlk otobüs hareket yeri Muğla mı? Efendim? Hareket yeri Muğla mıydı? Hareket yeri Muğla. Oradan işte Aydın, İzmir, Manisa oraya gidecekti. 15 kişi kadar Ancak'a vardık ya yoktuk. Hızlı mıydınız? Bilgin var mı? İşte hiç bilmiyorum. Ama görenler, uyanık olanlar çok uyardık diyorlar. Çok hızlı gidiyordu, uyardık diyorlar. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk site içerisindeki aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İhmale kurban gittiği iddia edilen çocuk gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay dün gece saatlerinde Kuşadası Ege Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Ayvaz, site içindeki aydınlatma direğine dokundu ve kaçak elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayvaz'ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Melih Ayvaz'ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Site yönetiminin savcılık tarafından ifadesi alındı. Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi, Akkuş Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Site sakinlerinden Ayfer Tim'in yaşanan olayı ve site yönetiminin ihmallerini şu sözlerle dile getirdi. Şimdi olay günü akşam ben gürültüye seslere dışarıya çıktım. Ana baba günü gibi burası. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Melih Ayvaz 16 yaşında. Uzun zamandır yani ben 2,5 yıl oldu bu evi alalı. 2,5 yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzumuzda kablolar içinde geziyor. Defalarca toplantı istedim. Başkanı hatta WhatsApp üzerinde mesajlaşmalarımız hala duruyor. Defalarca istedim. Toplantı yapalım. Eğer bu işi yapamıyorsanız bırakın dedim. Ondan sonra yani aşırı derecede ihmalkarlık var. Her konuda. Asansöründen tutun, havuzundan tutun. Yani çevre düzenlemesinden tutun ve bu direk maalesef. Ve bu direk için daha önce de bir bayan hafif bir titreşim yaşamış. O da paylaşmış. Olan çocuğu oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sağır Peke Çakırt hastanede hayatını kaybetti. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sarp Ege Çakır, hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ali Rıza Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Sarp Ege Çakır yönetimindeki motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, çapraz park alanına girmeye çalışan Ata Ö idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki başka bir araca çarparak beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Ata Ö ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu acı olay Manisa'da büyük üzüntü yarattı.
İzmir'in Bergama ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı ve operatör olay yerinde yaşamını yitirdi. İzmir'in Bergama ilçesinde bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saat 18 sıralarında Bergama'nın Ürkütler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmaya ait Rüzgar Enerji Santrali şantiyesindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı. İş makinesinin operatörü Vural Meydan olay sırasında makinenin içindeydi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında iş makinesine ulaşıldı. Operatör Vural Meydan, yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan incelemede, Meydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Meydan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit yaylasında bu sabah saatlerinde korkunç bir yangın meydana geldi. Olayın kundaklama olduğu öğrenilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Trabzon'un Araklı ilçesinin Haçovit yaylasında bu sabah saatlerinde korkunç bir yangın meydana geldi. Yangın sabah saatlerinde Arif Altuntaş'a ait yayla evinde başladı. Komşular yangını fark ettikten sonra 112 ihbar hattını aradı. Ancak yaylada yeterli su bulunmaması nedeniyle yayla sakinleri alevlere müdahale edemedi. Yangın hızla yayıldı ve ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan 66 yaşındaki Arif Altuntaş, 61 yaşındaki eşi Gülizar Altuntaş ve 67 yaşındaki akrabaları Kasım Altuntaş hayatını kaybetti. İstanbul'dan yaz tatili için yayla evlerine gelen Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin evdeki tadilat için akrabaları Kasım Altuntaş'ı da yanlarına aldıkları öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Resimleri sana vereyim. Gözaltına alınan kişilerin Arif Altuntaş ile dün akşam tartışma yaşadığı ve olayın tartışmanın hemen ardından gerçekleştiği belirtildi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorum'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden Nurcan ve Cengiz Han'ın düğün hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Talihsiz çiftin geride sadece fotoğrafları kaldı. Çorum'un Alaca ilçesinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Zile kavşağında yaşanan kazada Cengiz Han Akdağ yönetimindeki otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada 23 yaşındaki Nurcan yalnız olay yerinde hayatını kaybederken nişanlısı Cengiz Han Akdağ'da kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Nurcan yalnız ve Cengiz Han Akdağ'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Talihsiz çiftin geride sadece bu anı fotoğrafları kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Aydın-Muğla karayolunda Aydın istikametinden Muğla yönüne giden otomobil aynı şeritte ilerleyen araca arkadan çarptı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine sonra da fırına daldı. Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine sonra fırına daldı. Kaza, Milas ilçesi Halil Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yön değiştirerek hızla bölgede bulunan bir fırının içine girdi. Kazada araç içerisindeki iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan biri ağır iki yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından ekipler, bölgedeki elektriği keserek güvenlik önlemi aldı. Ortada adeta bir savaş alanı görünümü oluştu. Fırında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kazanın gerçekleştiği sırada işletmede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Çevredeki vatandaşlar saldırgana linç girişiminde bulundu. Ancak polis ekipleri olay yerine hızla müdahale ederek adamı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan tutuklanarak cezaevini boyladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde şiddet dolu bir olay yaşandı. ...16 Ağustos günü Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana gelen olayda bir adam eşini sokak ortasında dövdü. Eşini yumruk, tekme ve sopayla darp eden adam bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve çevredeki vatandaşlar o kocayı linç etmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri olay yerine zamanında müdahale ederek saldırgan kocayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adam mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan saldırgan cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan otluk alan yangını itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde Tralles Antik Kenti'ne ulaşmadan kontrol altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangına itfaiyenin hızlı müdahalesi, alevlerin Tralleis antik kentine ulaşmasını önledi. Yangın, Efeler ilçesi, Mesudiye Mahallesi Vakıf Caddesi üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tralleis antik kentinin alt bölümünde yer alan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi, alevlerin büyüyerek Tralleis antik kentine ulaşmasını engelledi. Yangında bölgede bulunan 4 zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor. Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına aldı. Yangın, Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter de havadan müdahale etti. Onlar azöz ile karadan ve 4 helikopter ile havadan yapılan hızlı müdahale ile yangının çok geniş alana yayılmadan kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Bu 2 kişinin öldüğü olayla ne ilginiz var? Neden şu an adliyedesiniz? Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 Ağustos gecesi yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Kumbahçe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Ferit Yıldız ve Ayhan Sayat isimli iki genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Saldırganlar olay yerinden otomobille kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu. Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat, sırasıyla Mardin'in Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi ve Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesinde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan 4 kişi geçtiğimiz pazartesi günü tutuklanmıştı. Dün adli makamlara çıkarılan 3 kişi de tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüphelinin aranmasına devam ediliyor. Soruşturma sürüyor.
İzmir'in Buca ilçesinde tehlikeli şekilde U dönüşü yapan bir sürücü, kendisini durduran polislere hakaret edip ekip aracının aynasını kırarak polisi yumrukladı. İzmir'in Buca ilçesinde tehlikeli şekilde U dönüşü yapan bir sürücü, kendisini durduran polislere hakaret edip ekip aracının aynasını kırarak polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay saat 11.30 sıralarında Buca'da meydana geldi. Menderes Caddesi ile Koşu Yolu Caddesi üzerinde araç kullanan sürücü tehlikeli bir U dönüşü yaptı. Bu durumu fark eden polis ekipleri aracı durdurdu. Ancak araç sürücüsü polislere sözlü hakarette bulunduktan sonra polis aracının aynasını kırdı ve bir polis memuruna yumruk attı. Polis ekipleri kontrol altına almak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. O anlar çevredeki cep telefonlarına yansıdı. Araç sürücüsü sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. İfade işlemleri sonrasında sürücünün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İzmir Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Binlerce balık kıyıya vurdu ve Körfez'in rengi yeşile döndü. Konuyla ilgili detaylar haberimizde. İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu. Bu durum vatandaşları tedirgin etti. Körfez'in rengi yeşile döndü ve bölgede kötü bir koku oluştu. Deniz bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar, balık ölümlerinin sebebinin zehirli plankton patlaması olduğunu açıkladı. Profesör Doktor Yaşar, İzmir Körfezi'nde uzun süredir plankton patlaması yaşandığını ve balık ölümlerinin temel nedeninin bu planktonlar olduğunu belirtti. Denizli'de tarım arazilerini sulayamayan çiftçiler, Devlet Su İşleri 212. Şube Müdürlüğü'ne yürüyüş düzenleme kararı aldı. Ancak yürüyüşe başlamadan önce kaymakam devreye girerek eylemi sağduyuyla sonlandırdı. Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki çiftçiler, tarım arazilerini sulayamadıkları için eyleme geçmeye hazırlandı. Çiftçiler, 40 traktörle Devlet Su İşleri 212. Şube Müdürlüğü'ne hareket edecekti. Güvenlik önlemleri almak için çevik kuvvet ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, ilçe jandarma komutanı ve emniyet müdürlüğü yetkilileri üreticilerin yanına gitti. Kaymakam Cantürk ve yetkililer, Devlet Su İşleri yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Sonuç olarak, çiftçilere bir hafta boyunca sulama suyu verilmesine karar verildi. Eylem, bu çözümle sağduyuyla ve sorunsuz bir şekilde sona erdi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan yeni yol adeta bir güvenlik sorunu haline geldi. 5 mahalleyi birbirine bağlayan bu yol gece saatlerinde yaşanan trafik magandalığı ve sosyal rahatsızlıklarla gündeme geldi. Şu an saat... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılan bir yol tartışma konusu oldu. Kayhan Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanan yolda. Bu yeni yol, Aktepe, Deliktaş, Kayhan, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerini birbirine bağlıyor.
gece saatlerinden itibaren yolda yaşanan drift atma, ters yönden gelme ve akrobatik hareketler gibi sorunlar ortaya çıktı. Ayrıca yol kenarında alkol tüketimi ve yüksek sesle müzik yayını gibi başlıca sorunlar yaşanıyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri şu an uyuyamıyorlar. Yolda araçlar drift atıyor, motorlar önünü kaldırıyor. Bu durum şikayetleri de beraberinde getirdi. Kavga ve trafik kazalarının yaşanmaya başlamasıyla birlikte bu güzergahı kullanan aileler özellikle ilerleyen saatlerde tedirgin olmaya başladı. Kaldırım taşlarını görüyorsunuz. Yolda geçmek bile mümkün. Pamukkale'de Altepe, Deliktaş, Kayhan ve Cumhuriyet mahallelerini bağlayan alternatif yolun vatandaşı tedirgin eder hale geldiğini belirten Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Rıdvan Yıldız şöyle konuştu. Altepe, Deliktaş ve Kayhan Cumhuriyet Mahallesi'ni bağlayan alternatif yoldayız. Her gün ne yazık ki burada insanlarımız yolu kullanırken tedirgin oluyorlar. Çünkü akşamları motorlular ters yönlerde akrobasi hareketi yaparak araç motorların önünü kaldırarak trafiği tehlikeye sokuyorlar. Ne yazık ki son ses müzik açan vatandaşlarımız burada eğleniyorlar. Son ses müzik açıp civar mahalledeki insanları rahatsız ediyorlar. Telefonda birçok kez şikayet ediliyor. Bana da geliyor birçok şikayetler. Biz de konuyu yerinde incelemek istedik. Görüyorsunuz devletimizin malını kaldırım kilit taşlarını söküp masa yapmışlar. Çöpleri, olan çöplerin hepsini burada bırakmışlar. Pislik yuvası olmuş burası. Yollarda drift yapılıp ne yazık ki trafiği tehlikeye sokuyorlar. Lütfen artık bu konuya bir duyarlı olalım. Artık vatandaşın sesine kulak olalım. Artık bu gidişata bir dur diyelim. Şu an saat 12'ye gelmek üzere. Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği Kuzey Makedonya'da sünnet programı gerçekleştirdi. Almanya merkezli faaliyet gösteren Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Örgütü Kuzey Makedonya'nın Usturumca bölgesinde 200 taneden fazla çocuğu sünnet ettiriyor. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar aracılığıyla yapılan bu etkinlik bölgede büyük ilgi gördü. Kuzey Makedonya'nın Strumica şehrinde 5 bölgede gerçekleştirilen sünnet programında 200'ü aşkın çocuk sünnet edildi. Almanya merkezli faaliyet gösteren dernek Kuzey Makedonya Strumica'da 5 bölgede 200'ü aşkın çocuk için sünnet çalışması gerçekleştirdi. Avrupa Yetimeli Koordinatörü Nizamettin Aygan yaptığı açıklamada 4 yıldır ülkede imkanı olmayan çocuklara yönelik sünnet programları gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sünnet programının 3. yılındayız. Gelenek haline gelen bu sünnet programını Allah nasip ederse 2 günlük programla bitirmeye çalışacağız. Sünnet programını gerçekleştiren operatör doktorlardan Ömer Faruk Aydoğan ise ülkedeki sağlık sisteminde sünnet imkanının bulunmadığını ve ailelerin özel olarak yaptırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Avrupa Yetim Eli sponsorluğunda burada sünnete erişim biraz kısıtlı. Avrupa Yetim Eli olarak sünnet organizasyonu yapıyor. Programda Avrupa Yetim Eli İnsani Yardım Derneği'nin koordinatörü Nizamettin Aygan, Türkiye temsilcisi Nurullah Günaydın, gönüllü Cafer Ökmen, medya sorumlusu Ömer Çelik ile doktorlar Ömer Faruk Gümüş, Salim Cicihan ve Ömer Faruk Aydoğan da yer aldı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif Tosun'un ismi belediye başkanı Özgür Arıcı tarafından bir parka verilerek ölümsüzleştirildi. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, gölette boğularak hayatını kaybeden Elif Tosun'un anısını yaşatmak için harekete geçti. Elif Tosun'un ismini yaşatmak amacıyla yeni mahalledeki parka onun adı verildi. Elif Tosun Parkı olarak yenilenen parkın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Elif Tosun'un annesi Yasemin, babası Ejder ve kardeşleri katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir ve meclis üyeleri de açılışta yer aldı. Acılı baba Ejder Tosun,
Kızının ismini parka veren belediye başkanı Özgür Arıcı'ya teşekkür etti. Önemlisi küçük dokunuşta büyük mutluluklar getirir. Ben kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ bu günümüzde bizi yalnız bırakmıyor. Başkan Arıcı, Elif Tosun'un adını verdiğimiz parkın açılışını gerçekleştirdik şeklinde konuştu. Elif'in ismi bu parkta yaşayacak. Rahat uyu Elif diyerek Elif'e Allah'tan rahmet diledi. Bursa'da yüksek lisans yapan Taha Güler, dedesinden miras kalan şoförlük mesleğini devam ettiriyor. Bursa'da yüksek lisans yapan 25 yaşındaki Taha Güler, dedesinden miras kalan otobüs şoförlüğü mesleğini sürdürüyor. Güler, özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim alıyor. Sosyoloji ve insan kaynakları derslerinden edindiği bilgileri mesleğinde uygulayarak vatandaşlara kaliteli hizmet sunuyor. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan Güler, üniversitede öğrendiği bilgilerin iş hayatında önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Bugün burada Bursa Özel Halk Otobüslerinin diplomalı şoförleri olarak molada bir araya geldik. Burada hepimizin farklı bir akademik geçmişi olsa da tek bir amacımız var. Topluma, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak. Biz sosyoloji, insan kaynakları gibi dersleri görerek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye, en iyi soru cevabı karşılamaya çalışıyoruz. Fakat özellikle vatandaşlarımız bize çok ön yargılı davranıyorlar. İşletme hızından kaynaklı bazen mücbir sebeplerle sorun oluyorlar. Bu durumda bizde tartışmaya kadar giriyorlar. Saygınlığımızı yitiriyorlar. Bizim tek bir amacımız var, dediğim gibi. En iyi hizmeti vermek, en iyi hizmeti sağlamak, bununla birlikte karşılıklı saygıyı, dayanışmayı ortaya çıkartmak. Biz akademik kariyerimizde aldığımız dersleri, sözleri, dersleri aldığımız en iyi şekilde ulaşımda uygulamaya çalışıyoruz. Bunun bize katkısı olduğu gibi saygıya da, eğitime de, disipline de katkısı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu işi toplu taşıma işinde akademik kariyeri uygulayarak, derslerimizi, öğrendiklerimizi uygulayarak en iyi hizmeti vatandaşlarımıza vermek istiyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki sakine Akkul, pembe rengi adeta bir yaşam biçimi haline getirmiş durumda. Sakine teyze her detayı pembeye boyadığı evinin yanı sıra bu renk aşkını her fırsatta yansıtıyor. Evi boyadım kendim. Hiç boyacı tutmadım. Evime ne geçerse pembeye boyayan. Üyemeyen, duramayan. Engel etmedim mi o gün uyku uyuyamayan. Açık boya alsam, azalsam uzman vuran vuran rahatlayayım. Isparta'nın merkeze bağlı Sağ beldesinde yaşayan 75 yaşındaki sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor. Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının çocukluğunda başladığını söyledi. Evdeki her şey, dış kapıdan duvarlara ve iç mekan süs eşyalarına kadar pembeye boyanmış. Sakine Akkul, pembe rengi çocukluğundan beri çok sevdiğini belirtiyor. Çocukluktan. Ben 4-5 yaşındayken anneme der misin, ana bana pembe çaput be. Ben bir şeyler dikeceğim. Anam siyah be dedi mi, ya bundan olmaz pembe çaput be der misin. Çok sevdimden, ondan geri içimden böyle kükürüyor. Şunu da eden, bunu da eden, şunu da boyayan, onu da yapan. Ondan geri evi boyadım kendim. Hiç boyacı tutmadım. Evime ne geçerse pembeye boyayan. Üyemeyen, duramayan. Engel etmedim mi o gün uyku uyuyamayan. Açık boya alsam, azalsam uzman vuran vuran rahatlayayım. O evimden gelse onları da boyayacaksın. Ondan gel duvarları, her tarafları
Her şeyi boyayacağım. Elimden gelse oğlanı kızı da boyayacağım. Onları da pembe diye bakacağım. Sakine Akkul'un evi sadece yerel değil, şehir dışından da ilgi çekiyor. Ankara ve Antalya'dan gelenler pembe evini görmek için Sağ beldesine gidiyor. Bu haberle bültenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.